İnne rabbakumullahu allazi halaqas semawati vel ard. Bizim okuduğumuz ayete benzer bir girişe sahip. Sizin Rabbiniz Allah. Allazi halaqas semawati vel ard. Gökleri, yeri yaratmış olan. Bu ayette de Cenab-ı Hak kendisini benzer şekilde tanıtıyor. Fi sitteti eyyamin, buraya kadar hatta ayetle aynı. Thumma istawa alel arş, burası da aynı. Devamı şöyle geldi. Yudabbirul emra, emri yani işi o tedbir ediyor, o yönetiyor, o hazırlıyor, o hükmediyor. Mâ min şefî'in illâ min ba'di iznihi. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi söz konusu olamaz. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte sizin Rabbiniz olan Allah O'dur. فَعْبُدُوهُ O'na kulluk edin. Yani şu ayeti kerimedeki tanım ile gelen Cenab-ı Hakk'ın zatını ifade ettiği, sonra ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte o Allah sizin Rabbiniz, bunları yapan. فَعْبُدُوهُ O'na kulluk edin. İnsana, Cenab-ı Hakk'a yani Rabbine kulluk noktasında onu tanımışken, ki bu külli manada göklerin yerin yaratıcısı, bütünüyle işi tedbir eden, bizim okuduğumuz ayette de اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Yaratma onun olduğu gibi emir de onundur. Bu ayette يُدَبِّرُ الْاَمْرَ Emri o tedbir ediyor, o yönetiyor. Benzer bir ifade bizim ayettekine benzer. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kuluna kendisini böyle tanıttığı yerde işte o Allah'a kulluk edin. Yani başkasına kulluk etmeyin. Bu biçimde olmayan, hiçbir şey yaratmamış olan, yani Cenab-ı Hak diyor ki bu gördükleriniz هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِ Şu halde başkası ne yaratmış? Siz bana gösterin bakayım, sizin Allah'tan gayrı tapmaya yöneldiğiniz kimseler, Cenab-ı Hak'tan gayrı yaratabildikleri hiçbir şey yok. Onların yönetimden de herhangi bir payları yok. Halbuki yaratmayı da, yönetmeyi de bütünüyle elinde tutan Allah, işte ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ O sizin Rabbiniz, فَعْبُدُوهُ O'na kulluk edin. Bu ayette de yine bizim aradığımıza benzer bir ifade var. قُلْ دَكِ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ Sizi gökten kim rızıklandırıyor? وَالْاَرْضِ ve yerden. اَمَّنْ يَمْنِكُ السَّمَاءَ وَالْاَبْصَارِ İşitmeleri ve basiretleri kim elinde tutuyor? Kim onlara malik? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ı tanıdığımız çok temel şeyler. Biz Allah'ı bunlar üzerinden tanıyoruz. Göklerin yerin yaratıcısı, bizi gökten rızıklandıran, bütün işitmelerin ve görmelerin maliki, onların hepsine sahip olan ve ölüyü diriden ve diriyi ölüden çıkaran, hayat bahşeden, hayatı geri alıp ölüme çeviren وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ ve işi yani hayatın kendisini bütün boyutlarıyla yöneten kudret. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ diyecekler ki Allah'tır. O zaman de ki اَفَلَا تَتَّقُونَ şu halde neden sakınmazsınız?